Selam, 1930'dan bu yana yaşanan en ciddi ekonomik krizlerden birindeyiz. An itibariyle hem dünyada hem Türkiye'de ilginç karakterler çok farklı kararları imza atıyorlar ve o kararların sonucunda da hepimiz acı çekiyoruz. Bugün gazetelerden biri, çok okumam ama Cumhuriyet Batıyoruz başlığıyla vermiş. Şuradan şöyle kameraya göstereyim, Batıyoruz başlığıyla vermiş. Bana çok ilgi çekici geldi, en azından bir gazete Batıyoruz diyerek olayın açıklığını dile getirmiş. Merak etmeyin, bugün şu anda gazete okumaya niyetim yok. Zaten bunu başka insanlar her gün yapıyor. Her gün günlük gazeteler, günlük haberler, önemli gelişmeler ele alınmadan ele alınıyor pek çok büyük medya kanalında. Bunu anlamakta zorlanıyoruz ama ekonomik kriz kadar çok daha önemli, ekonomik krizden belki de daha önemli bir gelişmeyle geçen hafta sarsıldık. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Kadına şiddet konusunda pek çok acının yaşandığı, her gün 2-3 kadının öldürüldüğü bir Türkiye'de böyle bir sözleşmeden çıkmanın mantığını henüz kimse anlayabilmiş değil. Bütün bu huzursuzluk içerisinde, rahatsızlık içerisinde dün televizyonun başına oturma ne izlesem diye 2021 yapımı filmlere baktım ve Netflix'te ilginç bir yapıma denk geldim. Filmimizin adı Moxie. Şimdi Moxie'ye nereden bağladık konuyu? Buradan kadına şiddetten, çocuğa şiddetten bahsederken Moxie Amerika Birleşik Devletleri'nde bir küçük kasabada geçiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu küçük kasabaların sorunları bana hep ilginç gelir. Çünkü onların yaşadığı sıkıntılar bize göre aslında pek de sıkıntı olarak ele alınan şeyler değil. Bu okulda iyi bir öğretmen var, iyi bir ortam var. Kadın erkek ilişkilerinin dengede olduğu bir yer ve bizim ülkedeki kadına şiddet konusunun esamesi okunmuyor. Kimse karısını dövmüyor, kimse 8 yaşındaki çocuğu ağlamasın diye duvara çarpmıyor, kimse herhangi bir çocuğa cinsel tacizde bulunmuyor. Filmde böyle bir şey yok. Tabii normalde vardır herhalde. Böyle bir konu yok. Fakat bununla beraber yine bir feminizm dalgası esiyor. Küçük bir kasabada, küçük bir lisedeyiz. Küçük bir lisede kendi halinde kız çocukları var ve bu kız çocukları erkeklerle aralarındaki ilişkiler falan derken okula yeni gelen siyahi bir öğrencinin WASP olarak nitelendirilen White Anglo-Saxon Protestant denilen o beyaz Amerikalıların, Amerikalı öğrencilerden biri tarafından aşağılandığına denk geliyorlar. Geliyoruz bize seyirci olarak ve kızlara ne var, o işte gıcık bir çocuk, kötü bir çocuk derken o siyahi arkadaş diyor ki hayır diyor, sadece gıcık olarak ele almayın, bu çocuğun sonu kötülüktür diyor ve orada bir feminizm dalgası yaratıyor. Ve okula daha sonra bir fanzin çıkartıyorlar ve o fanzin etrafında da kızları örgütleyip bir feminizm hareketini başlatıyorlar ve kızlar kendilerine karşı uygulanan olumsuz tavırlara karşı bir direniş içerisine geçiyorlar. Güzel bir film. Normalde çok dikkatimi çekmezdi. Oturduğum zaman bilim kurgu gerilim filmi izlemeye tercih ediyorum ama IMDb üzerinden de baktığımda 2021 yapımı bu film. 3 Mart 2021'de Türkiye'de yayınlanmış. 6.7 almış. Gerçekten de güzel bir puan. 6.7 bu kadar düz, küçük bir film için. Tabii ki mükemmel bir film değil. Az önce söylediğimiz gibi gerçek anlamda kadınların dünyanın geriye kalan kısmında nasıl bir sorunla, nasıl sorunlarla karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar. Zaten filmin içerisinde bir yerlerde de filmin ana karakteri olan kızlardan birine annesi Japon olan bir kız çocuğu diyor ki sen bizim ne çektiğimizi, bu ülkeye gelmek için neler feda ettiğimizi bilemezsin. Ben senin gibi olamam diyor. Sen sadece burada oyun oynuyorsun aslında demeye getiriyor. Buna benzer ilginç diyaloglar var ve son dakikalara doğru acaba diyorsunuz işte yani bu kadar mıydı bu kız çocukların yaşadığı, sadece okuldaki bazı uygulamaları mı itiraz edecekler derken çok daha ciddi konular devreye giriyor. Ana karakterlerden birinin tecavüze uğradığı ortaya çıkıyor derken film çok ciddi bir noktaya geliyor ve kızlar alkış tutulacak bir eylem içerisine er. Geçtiğimiz haftaki İstanbul Sözleşmesi'nin gölgesinde bu filmi izlemek de ilginç oldu tabi. Netflix'te yayınlanıyor Moxie. Moxie yürek demek, filmde öyle çevirmişler. Yürek, yürekli olmak gibi bir anlamı var Moxie'nin. Eski bir sözcükmüş İngilizce'de ve Moxie adına bir fanzin çıkartıyor kızlar. Onun etrafında örgütleniyorlar. Böyle bir film. Filmin yönetmeni Amy Poehler. Ben bu Amy Poehler kim diye IMDb'ye baktım. IMDb'ye baktığımda genç bir yönetmen olduğunu gördüm. Amy Poehler daha önce farklı filmlerde seslendirme yapmış. Yan rollerde oynamış. Fakat bu ilk ciddi yönetmenlik denemelerinden biri ve bir anlamda biz kadınların dayanışmasını alkışlayan bu filmde genç bir yönetmeni de alkışlıyoruz. Vivian isimli karakterimiz var. Bu Moxie hareketini başlatan Vivian'ı Haley Robinson oynuyor. Diğer oyuncuların isimleri ise Lauren Tsai, Alicia Pascal Pena, Nico Hiraga gibi benim daha önce adını duymadığım isimler. Mart ayında gösterime girdi. Özellikle geçen haftaki gelişmelerin eşliğinde dikkatle izlenmesi gereken yapımlardan biri, herkese öneriyorum.
Önermek istediğim diğer bir film ise Küçük Ama Mükemmel Şeylerin Haritası. Küçük Ama Mükemmel Şeylerin Haritası ya da orijinal adıyla The Map of Tiny Perfect Things bir zaman yolculuğu filmi. Aslında zaman yolculuğu filmi demeyelim. Zaman yolculuğu filmleri son 30 yıldır kendi içinde resmen 2'ye hatta 3'e ayrılır oldu. 30 yıl önce çekilen Bill Murray'nin başrolde olduğu Groundhog Day'i sinema severlerin çoğu biliyordur. Aynı günü sürekli yaşayan bir adam hakkında. Bill Murray başroldeydi bu filmde ve Bill Murray başrolde olduğu bu filmde aynı gündeydi. Aynı gün sabah uyanıyor, akşama kadar yaşıyor, o günden kurtulmaya çalışıyor, o günün tadını çıkartıyor. Bir takım gelişmeler kaydediyor fakat sabah uyandığında yine aynı parça, aynı insanlar, aynı gelişmeler ve bir türlü o sarmaldan çıkamıyordu. O zamanlar küçük bir komedi filmi olarak çekilen bu yapım zaman içerisinde bir klasiğe, hatta bir bilim kurgu klasiğine dönüştü ve zaman yolculuğu temalı filmlerde, zaman temalı filmler içerisinde kendine özel bir yer edindi. Buna benzer pek çok film çekildi. Son yıllarda özellikle Groundhog Day'in değeri daha da anlaşıldı. Örneğin Tom Cruise'un başrolde olduğu Edge of Tomorrow var. Edge of Tomorrow'u ben ne zaman denk gelsem mutlaka izliyorum televizyon ekranlarında. Güzel bir bilim kurgu filmi. Beraberinde geçtiğimiz yıllarda çekilen Happy Dead Day isimli. Happy Dead Day. Evet doğru hatırladım. Mutlu Ölüm Günü diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Güzel bir korku filmiydi. Yine aynı günü yaşayan ve kendisini kimin öldürdüğünü bulmaya çalışan bir kız hakkındaydı. Happy Death Day'in güzel tarafı Groundhog Day'i referans olarak gösterirdi. Evet ben Groundhog Day'deki fikri aldım ve şu anda bu filmde uyguluyorum diyordu. Filmin içerisinde birkaç kere bunu vurguluyordu. Ve şimdi yeni bir film var karşımızda. Az önce söyledim The Map of Tiny Perfect Things. Küçük ama mükemmel şeylerin haritası. Bu da 12 Şubat 2021'de gösterime girmiş. Nerede gösterime girdi? Bu sefer Netflix'e değil Amazon Prime'da gösterime girdi. Aynı fikir var. Yine bir kasaba. Bu kasabada mutlu bir delikanlı var. Direkt artık bu delikanlının hayata otomatikman, daha doğrusu bu sarmal içerisindeki hayata otomatikman başladığı noktadan itibaren filme dahil oluyoruz. Artık her şeyi çözmüş, aynı 24 saat içerisinde kasabada ne gibi gelişmeler olacağını biliyor. Günlerden beri aynı gün yaşıyor, bunun tadını çıkartmaya çalışıyor. İstediği yemeği yiyor, istediği kızla beraber oluyor, onu yapıyor, bunu yapıyor gibi çeşitli ahlaksızlıklar içerisine de giriyor. Derken kendisi gibi başka biri daha olduğunu fark ediyor kendisiyle aynı sarmal içerisinde. Filmi Groundhog Day'den, Edge of Tomorrow'dan ve Happy Death Day'den ayıran da bu. Aynı günü yaşayan iki kişi var. Bu noktadan itibaren iki kişinin kendi aralarındaki çekişmesi, o gün içerisinden kurtulmayı istiyorlar mı gibi farklı bir noktaya doğru evriliyor film. Güzel bir bilim kurgu, güzel bir fantezi. 6.8 almış IMDb üzerinden ama bu konsepte yapılan diğer filmlerdeki heyecan da taşıdığını söyleyemeyeceğim. Bir noktadan sonra evet diyorsunuz ben bu fikri gördüm. Bill Murray'nin filmi çok iyiydi, Edge of Tomorrow çok iyi bilim kurgu filmiydi. Sen bana ne veriyorsun diyor. O da yanıt olarak evet burada iki karakter var aynı günü yaşayan diyor. Tamam diyorsun bunun üzerine ne geliştirebiliyorsun? Küçük bazı dramatik öğeler var. Örneğin filmin başrolündeki karakterin, daha doğrusu ikinci karakterin hemen bakalım ismine neydi? Kylie Allen değil, Catherine Newton oynadığı Margaret'in sürekli annesinin öldüğü günü yaşıyor olması gibi dramatik bir durum içerisinde olduğunu fark ediyorsunuz. Bu sizi etkiliyor tabii. Ama çok da bir yere bağlanamıyor film. İzliyorsunuz ve bir şekilde yine o sarmaldan kurtulmanın yolunu buluyorlar. Fakat o düzene nasıl girdiler, neden olduğu gibi sorunun yanıtı yok. Filmin çeşitli yerlerinde Groundhog Day'e referans veriyorlar. Biz de Groundhog Day'in fikrini aldık diyorlar ama ekstra bir şey de söylemiyorlar. Bu film içerisinde eğer zaman yolculuğu temalı filmleri seviyorsanız ya da bu Groundhog Day'deki fikri seviyorsanız bu filmi de tabii ki önerebilirim. Adını söylemekte zorlanıyorum. Uzun çünkü The Map of Tiny Perfect Things. Küçük ama mükemmel şeylerin haritası. Filmin yönetmeni Ian Samuels isimli bir karakter. Yeni kendisi de sinema sektörüne girmiş. Önceden bir uzun metrajlı film var. Daha öncesinde kısa filmlerde çalışmış. Catherine Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris, Anna McKamey gibi yine Josh Hamilton. Açıkçası adını daha önce duymadım. Yeni, genç oyuncular var bu filmde. Zaman yolculuğu temalı filmler içerisinde kendine ait özel bir yeri olacak diye düşünüyorum. Ama zaman yolculuğu deyince tabii benim aklıma daha güzel filmler geliyor zaman temalı. Örneğin 12 Maymun var. 12 Maymun benim açımdan gerçekten çok eğlenceli bir filmdi. Dizisinden bahsetmiyorum. Terry Gilliam yönetti. Yaklaşık 25 yıl önce gösterime giren Bruce Willis'e Brad Pitt'in başrolde olduğu 12 Maymun söylüyorum. Süper bir filmdir.
Back to the Future'ı saymıyorum. Herkes biliyor artık diye saymıyorum. Bir de Pleasantville vardır. Pleasantville'de internet üzerinden araştırmanızı öneririm. Kendilerini 1950'lerdeki bir televizyon şovunda bulan iki kardeşin oynadığı bir film. İlginç bir yapısı var. Onu da öneriyorum. We're in Pleasantville? No! We're supposed to be in school. We're supposed to be in color? What's all the commotion? Who's that? I didn't think you'd want to come here until we've been pinned for a little while. You can pin me anytime you want to. Or maybe I should just pin you. Just... Bugünlük aktaracağım filmler bu kadar. İki filmden söz ettim size. Biri Amerika'da küçük bir kasabada geçen kadınların kendi aralarında örgütlendiği Moxie isimli dramatik yapım. Bir diğeri de küçük ama mükemmel şeylerin haritası isimli zaman yolculuğu temalı bir bilim kurgu filmi. Umarım bu karanlık günlerde daha güzel, daha eğlenceli filmlerde izleyebiliriz. Bunlar güzel ama umarım bu güzel filmin arkası hiç kesilmez. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.